netleştirilsin, ne kadar belirgin hale getirilirse getirilsin, bu bir yorum ve varsayıma dayalı suçlu yaratma, muhalefeti ve eleştiriyi bastırma yasasıdır. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, evet, çok net. Nasıl bu iktidarla yeni anayasa yapılmazsa, bu iktidarla etki ajanı ceza maddesi de konuşulmaz. Demin örneğini verdim. Aynen. Yani eleştiriyoruz, yahu diyoruz, sen insanlara nasıl üye olmadan terör örgütüne destek vermekten ceza verirsin diye eleştiriyoruz. Kalksın bu uygulama diyoruz, onu ceza maddesi olarak yazıp getiriyor. Hem işte yaptığı şu eylemden dolayı hem de bu nedenle ceza verilir diye ayrıca kaldırılsın, bu saçmalık olur mu dediğimiz şeyi ceza maddesi yapıyor bu iktidar. Şimdi ne düzeltecek ya? Neyi düzeltecek etki ajanı diye? Neyi düzeltecek? Yani sosyal medyada yapılırsa daha ağırlaştırılır lafını mı çekecek? Veya bilmem yazdığı makaleyi bilmem X'te veya Facebook'ta bir de orada yayınlarsa iki misli ceza verilir lafını mı yok edecek de cezayı tutacak mı? Tamamen bu etki ajanlığı meselesi bir faşist ceza yasası maddesidir. Kesinlikle geri çekilmelidir ve bunun uzlaşması, bunun müzakeresi falan olmaz. Bu bir. İki, yepyeni bir öldürme, bir cinayet yasası hazırlandı ve iktidarın 2-3 bakanlığı, 3 bakanlığı birden tarafından hazırlanıp yasalaştırılmak üzere sevk edildi. Sokak hayvanlarını öldürme yasası. Yani değerli izleyiciler, sokak hayvanlarının toptan katliamına ilişkin bir yasa geliyor. Haberiniz olsun. O ne istiyorlar ya bu o dağda? O hani sizin beslediğiniz o kediler, köpekler var ya, işte onların tümünü öldürmek üzere bir yasa geliyor. Haberiniz olsun. Buyurun. Aynen, bu çok önemli değerli seyirciler. Onlar bizim dostlarımız. Bakın, kediler ve köpekler doğada yaşamazlar. İnsanlığın daha doğrusu yerleşik düzene geçmesinden çok daha önce evcilleşmiş ve insanlarla, toplumla birlikte yaşamaya başlamış canlılardır onlar. Dolayısıyla doğada bağımsız, mesela vahşi köpek diye bir şey yok, vahşi kedi diye de bir kavram yok. Köylerde, kasabalarda ve kentlerde yaşarlar. Veyahut göçebe toplumların obalarında yaşarlar. Ama toplumla birlikte yaşarlar. Şehirlerde başıboş ve korumasız bir şekilde kedi ve köpeklerin yaşaması ve bunların katledilmesi bir toplumun ancak ayıbıdır. Uygar toplumlar bunu yapmazlar. Bu bir barbarlık örneğidir. Burada çok açık ki bir tutucu bir mezhebin, siyasal İslamcı bir yaklaşımın etkilerinin hayli yüksek olduğunu düşünüyorum. Adını vermeyeceğim bu mezhebin. Ama köpeği haram sayan, kedi köpek beslemeyi haram sayan bir anlayışın bu yasanın içine sindirildiğini düşünüyorum. Hocam, CHP'li belediyelerin veyahut birçok belediyenin olduğu yerde bunların bakımları yapılıyor, küpe takılıyor kulaklarına, aşılanıyor ve hayvan barınakları yapılıyor. Birçok belediye hayvan barınakları ihaleleri yaptı. Uygar toplumlar, bizim dostlarımız olan, insanlarla birlikte yaşayan, sokağımızın, semtimizin, mahallemizin güzelliği ve çeşitliliğini sağlayan bu hayvanlara bakar. Bunların insanlara zarar vermesini önlemek başka bir şeydir. O önlenmelidir. Ama bu kedi ve köpeklerin, özellikle köpeklerin vahşi ve saldırgan hale getirilmesi de insanların bir suçudur. Yapılması gereken şey bunun önlenmesidir. Buyurun hocam. Evet, bir de tabii çok adı geçti bugüne kadar. Bu Ayhan Bora Kaplan davasında felaket bir tavır değişikliği görülüyor. Ankara Emniyeti tarafından yaka paça gözaltına alınan bir çete reisi olan Ayhan Bora Kaplan gittikçe duruşmalarda dikleniyor. Gittikçe kendine güveni artıyor. Gittikçe hem yargıca karşı hem diğer tanıklara karşı
son derece özgüven içerisinde saldırgan bir tavır sergiliyor. Buna da dikkat çekmek evet. istiyorum. Ayrıca bir tanık buna karşı kendisinin adının Süleyman Soylu'yla birlikte, eski İçişleri Bakanı'yla birlikte bir takım yasa dışı işlere bulaştığını iddia ederek onun bu tavrına da karşılık veriyor. Bu işler böyledir. O tırmanır, bu da tırmandırır. Orada çok tatsız şeyler oluyor. Maalesef işte şahsım devletinde emniyet ve yargı bu hallere düştü. Çöküyor çünkü şahsım devleti Türkiye'yi yönetemiyor. Buyurun efendim. Evet, Süleyman Soylu'nun adı da bu şekilde Ayhan Bora Kaplan dosyasına dahil edilmiş oldu. Dosyada geçiyor. Şimdi bir gelişme var, önemli bir gelişme var. Biliyorsunuz değerli seyirciler, reisi Hasan İbrahim Reis, İran Cumhurbaşkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti ve büyük bir cenaze töreni düzenleniyor. Şehir şehir dolaştırılıyor. Sonunda Horasan eyaletine, bölgesine götürülecek. Ondan sonra da defnedilecek. Bugün onun cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Ali Hamenei kıldırdı. Fakat bizi ilgilendiren bir